Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektriğin ikinci kısmını göreceğiz beraber başlayalım. Neler varmış içeriğimizde? Öncesinde bir Zeus demiş ki Zeus, bir tutamakım, biraz gerilim ha oldu. savunun dirençler. Zeus Gazi geliyor. Biz de aynen bu Zeus gibi olacağız arkadaşlar ve elektrik sorularını çok güzel bir şekilde çözeceğiz. Paramparça edeceğiz o dirençleri. Haydi içeriğimize bir göz atalım. Neler varmış içeriğimizde bugün neler görecekmişiz? Bugün üreticilerin seri ve paralel bağlanmasıyla başlayacağız. Elektriksel enerji ve elektriksel güç kavramıyla devam edeceğiz. Daha sonra elektrik akımının oluşturabileceği tehlikeler diye sözel bir kısmımız var. Ve en son manyetik alan konularını işleyip dersimizi sonlandıracağız. Ama önce bir ödevlendirmemizi yapalım. Konu anlatımlı soru bankamızdan arkadaşlar. Üreticilerin seri ve paralel bağlanmaları nereden başlıyor? Hemen bir bakalım üreteçlerin seri ve paralel bağ çok gitmişim geri geldim. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanmaları 32. sayfadan başlıyor arkadaşlar. 46. sayfada devam ediyor. Sonrasında da manyetik alanla devam edeceğiz ve 54. sayfaya kadar sorumlusunuz. Şöyle bir bakalım. Nerelerden başlıyor? Nerelere devam ediyor? Burada arkadaşlar elektriksel güç ifademiz var. Pillerin başladığı sayfa 34. Pillerle alakalı genel bilgiler verildikten sonra elektriksel güçten devam ediyor. Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüşümü, daha sonra elektrik akımının oluşturabileceği tehlikeler var. Daha sonra devam ediyoruz. Lamba parlaklıklarımız, manyetik alan ve en sonda telin etrafında oluşan manyetik alan deyip konuyu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, üreteçlerin seri ve paralel bağlanması. Elektrik devrelerinde potansiyel fark oluşturan devre elemanına üreteç diyoruz. Potansiyel fark. Bunu daha önceki kısımlarda da biraz biraz böyle görmüştük. Dirençlerin seri ve paralel bağlanması kısmında. Şimdi Üreteçlerin seri bağlanması ne oluyor? Ondan bahsedelim. Üreteçlerde iki farklı seri bağlama türü olabilir arkadaşlar. Bir uç ortak olduğu zaman biz buna seri bağlama diyorduk. Bakınız, bir pilin negatif ve pozitif kutupları vardı ya hani. Eğer ki bir pilin pozitif kutbu diğer pilin negatif kutbuna veya bir pilin negatif kutbu diğer pilin pozitif kutbuna bağlanmışsa biz buna doğru seri bağlama diyoruz ve A ile B noktaları arasındaki toplam potansiyel farkı V1 artı V2 şeklinde oluyor arkadaşlar düz bağlama olaylarında. Ancak pilimi ters bağlarsam yani bir pilin artı kutbu eksi kutbu dedim. Eksi kutbu artı kutbu dedim. Bakınız eksi ile eksi bir araya gelmiş. Hangisi büyük biliyor muyum? Bilmiyorum ama piller ters bağlanmışlarsa şöyle mutlak ifadesi içerisinde V1 eksi V2 şeklinde söylemem lazım. Mutlak ifadesi içerisine almamın temel sebebi hangisinin büyük olduğunu bilmemem arkadaşlar. Bundan dolayı mutlak ifadesi içerisine alıyorum. Çünkü ters bağlı pillerde de devrende bir akım oluşabilir. Hangisi büyükse onun dediği yönde akım geçecek diyoruz ve devam ediyoruz. Bir de üreteçlerin paralel bağlanması durumu var arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız V1'in gerilimini de V, V2'nin gerilimi de V, v V3'ün gerilimi de yine V olarak verilmiş. Paralel bağlamada arkadaşlar pillerin gerilimleri birbirine eşit olmak zorunda. Aksi takdirde devrem çalışmaz arkadaşlar. Çalışmaz. Bunun için gerilimleri eşit E ile F noktalar arasındaki potansiyel fark sorulduğunda V1'e o V2'ye o, V3'e ve bunlar da V'ye eşitlerim. Yani paralel olduğu zaman pillerin sadece arkadaşlar bir tanesinin gerilimini alacağım. Haberiniz olsun. Bunları bilelim. Neleri bilelim? Burada bir bilgimiz var. Pillerin tükenme süresi sorularıyla alakalı kısımları buradan çözümleyeceğiz. Neymiş bu? Üreteşten çekilen akımla tükenme süreleri ters orantılı. Bunu arkadaşlar aklınızın bir köşesine yazın. T1 bölü T2 sorulduğunda I2 bölü I1 almam gerekiyor. Pillerin tükenme süresi üzerinden geçen akımla ters orantılıymış. Hemen devam ettim geçtim. Soru kalıplarını görelim. İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan düzeneklerde ampermetrelerin gösterdiği değerleri bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat şurada 11 volt 11 volt var. Bunlar birbirlerine paralel olduğu için sadece neyi alacağım bir tanesini 11 volt buradan aldım. Ama dikkat. Pozitif kutbu yani uzun çubuk nereye bakmış? Sol tarafa doğru bakmış aklımda. Geldim ikincisine. 5 volt, 5 volt, 5 volt var. Sadece 5 volt aldım. Bunun uzun çubuğu ne tarafa bakıyor? Sağ tarafa bakıyor. O zaman arkadaşlar diyorum ki bu piller ters bağlanmışlar. Ters bağlanmışlarsa toplam potansiyelim ne oluyordu? Mutlak ifadesi içerisinde V1 eksi V2 şeklinde oluyordu. Burada düzgün yazalım. 11'im var. Bir de sağ tarafta 5'im var. Ters bağladığım için böyle yazdım. 11'den 5 çıkartırsam demek ki devreme 6 voltluk bir potansiyel fark sağlamışım ben. Sonrasında Ohm kanununu yazmam lazım. Ohm kanunu bana derdi ki V eşittir I çarpı R. Gerilimim 6 volt. Akımı bilmiyorum. Ana koldan çekilen akım hatta şöyle A harfi de yazayım ana kol akımı şeklinde. Direncimiz arkadaşlar 2 ohm. 6'yı 2'ye bölersem demek ki ana koldan geçen akım arkadaşlar yani direncimin üzerinden geçecek akım 3 amper imiş. Şimdi bu 3 amperi dağıtmak önemli. Bunu arkadaşlar özellikle basit seçtim. E çünkü bu mantığı anlarsanız diğer sorular vız gelir tırıs gider. 3 amperi dağıtmaya başlayacağım. Şuradan başlıyorum bakınız. 1.5 amper buraya gelir. Niye bunlar özdeş piller yani 11 ile 11. 1.5 amper de buraya gelir. Yani benim A2 ampermetremde okuyacağım değer 1,5 amperdir. Daha sonra bu ikisi geldi bakın 1,5 buradan 1,5 buradan toplaştılar burada 3 amper olarak. Şimdi önünde 3 tane kol var. 1 amper buraya geldi. 1 amper ortaya geçti. 1 amper de yukarı döndü. O halde A1 ampermetresi şuradaymış A1. A1 ampermetresi 1 amper, A2 ampermetresi ise bir buçuk amperlik değerleri gösteriyormuş bizlere sevgili arkadaşlar. Hız kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi elektrik enerjisi ve elektriksel güç konusuna başlıyoruz. Mekanik sistemlerde birim zamanda yapılan işe mekanik güç denir. Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisinde ise ne diyeceğiz o zaman? Elektriksel güç diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Buraya da yazalım. Elektriksel, elektriksel güç. Bize bir direnç vermiş. Bu dirençte arkadaşlar V kadarlık bir potansiyel fark oluşmuş ve A akımı da bunların üzerinden geçmiş. Bu durumda E arkadaşlar enerji V çarpı I çarpı T'ye eşit olur. Bir de ohm kanunu gereği V eşittir I çarpı R'ydi ya bir bunu kullanacağım. Bir de I eşittir V bölü R'ydi. Bir de bunu kullanarak işlem yapabilirim. Sorunun kalıbına göre işte bazen gerilimler verilir bazen akımlar verilir. Bu Dolayısıyla V yerine I çarpı R yazarsam şöyle altına bir tane daha E diyeyim. E eşittir V yerine I çarpı R bir de I çarpı T de buradan gelirse... İ kare çarpı R çarpı T'yi bulabilirim. Bir de İ yerine v bölü r yazarsam onu da yazalım şöyle e dedim eşittir v çarpı v bölü r çarpı t'den de ne geldi v kare bölü r çarpı t geldi sevgili arkadaşlar ve ben biliyorum ki mekanik güç dediğim şeyde enerji eşittir güç çarpı zamandı o halde ben gücü arıyorum burada enerjide elektriksel enerjiyi çekecek olursam p eşittir e bölü T diyebilirim. Yani zaman ifadelerini silersem ben enerjiden güç ifadelerini bulmuş olurum. Birincisi için o zaman V çarpı I. İkincisi için şurada I kare çarpı R. Üçüncüsü için de burada ne yazabilirim? V kare bölü R yazabilirmişim demek ki arkadaşlar. Güç ifadeleri için. Bu arada önemli bir bilgi vereceğim birazdan sizlere. Güç ile alakalı. Ama önce bir sorumuz var bakalım sorumuza. İç direnci ihmal edilen 12 voltluk üreteç ve 4 ohmluk dirençle kurulu şekildeki elektrik devresinde direnç üzerinden harcanan gücü bir de devrenin 2 dakikada harcadığı enerjiyi bulun demiş bize. Önce bir ohm kanunu yazalım şurada. V eşittir I çarpı R dedim. Ee, gerilimim 12 volt. Akımı henüz bilmiyorum. Direncim ise 4. Buradan akımı çektiğim zaman arkadaşlar 3 amperlik bir akım elde etmişim. Bu formülü kullanabilirim güç için. A seçeneğinde şuraya yazdım. A eşittir. P yerine i kare çarpı R'yi kullanabiliyordum. Akımın karesi 9. Direncim de 4. Dolayısıyla 4 çarpı 9'dan 36 watt imiş arkadaşlar benim devre elemanımın yani direncimin gücü. B seçeneğinde ise devrenin 2 dakikada harcadığı enerjiyi bulunuz diyor. SI birim sisteminde çalışıyorsak arkadaşlar dakika diye bir zaman birimimiz yoktu. Ne yazmam lazım benim bunun yerine? 120 saniye yazmam lazım. O zaman B seçeneğinde şurada çözelim. E eşittir P çarpı T'den. P'yi 36 watt olarak bulduk. Zaman ifademizde 120 saniye 36 ile 120'yi de çarparsam şöyle bir düşünürsem 4320 J'lük bir enerji harcıyormuş diyoruz arkadaşlar. 4320 J'lük enerji harcıyormuş bu direnç 2 dakikalık süre içerisinde. Hız kaybetmeden devam ediyoruz diğer bir soru şeklimizle. Şekildeki devre parçasında R1 direnci üzerinde harcanan güç 64 watt'tır. Buna göre devre parçasında 1 dakikada harcanan toplam enerji kaç jüldür? Yine jül cinsinden sordu. Dakika verdi hemen unutmadan şunu yazayım. Ben bunun yerine 60 saniye yazmam gerekiyor. O zaman bir i kareyi bulalım biz birincisinden. Onu da ikincisine yapıştırırız. Birincisinde P1 dedim eşittir i kare çarpı R. Gücüm 64 watt'tı. 64 eşittir i kare çarpı 4. Buradan i karemiz arkadaşlar 16 i'miz de 4 olarak çıktı. Geldim ikincisine p2 eşittir i kare çarpı r2. Hatta şuna da r1 diyeyim çünkü iki farklı direnç var ya. i'nin karesi 16 idi. Direncimiz de 12. 16 çarpı 12'den sevgili arkadaşlar bunun gücü 192 watt olarak çıktı. İşlemim henüz bitmedi çünkü devrede dakikada toplam enerjiyi soruyor. Ben ikincisini buldum ama birincisi 64'tü şurada vermiş. İkincisini de 192 olarak biz bulduk. Bu güçleri ve bir dakikada harcadığı enerjiyi soruyor. O zaman enerji eşittir toplam güç çarpı zaman ifadesinden yazalım. Toplam gücüm 192 bundan geldi. 64 diğerinden geldi. Çarpı bir de 60 saniyemiz var. 192 ile 64'ü şöyle toplarsam ne yaptı? 256 çarpı 60. 256 ile de 60'ı çarparsam o bayağı bir yüksek çıkıyor. Ne çıkıyor? 15 bin arkadaşlar 15 bin 360 jul enerji tüketiyormuş bu devremiz bir dakikalık süre içerisinde. 15 bin 360 jul. Güzel bir sayı. Devam ediyoruz. Neleri bilmem lazım. Hep jul dedik, jul dedik. Başka bir şey var işin içerisinde. Belli çünkü büyük sayılarla uğraşıyoruz ya. Biraz küçültelim mi biz bu sayıları? Küçültelim arkadaşlar, küçültelim. SI birim sisteminde enerji birimi jul olmasına rağmen elektrik faturalarında enerji birimi kilowatt saattir arkadaşlar. Bu sayıları küçültmeye yönelik bir çabamızdır. Çünkü bir saat 3600 saniyeyi bir defa kafadan 3600'e böleceğim. Bir de kilo kelimesi var. Kilo da latince bin demekti. Bir de orada bine bölmem lazım. Yani sayı oldukça küçültmüş oluyorum böylelikle. Bir diğer durumda şudur arkadaşlar, lamba parlaklıkları lambaların güçleriyle doğru orantılıdır. Az önce güç ifadesini yazarken dedim ya size birazdan önemli bir bilgi vereceğim diye. İşte o bilgi buydu sevgili arkadaşlar. Lamba ne kadar parlaksa o lambanın gücü o kadar büyüktür. Hatta şöyle bir modelleme yapabiliriz. Mesela şuradan 1 2 3 tane çizelim. Buna da şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bayağı bir çizelim. Eğer ki sağ taraftaki lamba daha parlaksa o zaman ne derim ben? İşte turuncu lambanın gücü sarı lambanın gücünden daha büyüktür derim sevgili arkadaşlar. Güçler lamba parlaklığıyla doğru orantılı. Geçtik hemen bir soru tipine. Elektrik enerjisinin 1 kW saatinin 0.4 lira olduğu bir bölgede gücü 100 watt olan bilgisayar günde 5 saat, Gücü 2500 watt olan ütü de haftada bir saat çalıştırılıyormuş. Buna göre bilgisayar ve ütünün bir aylık kullanım sonucunda faturaya yansıması kaç lira olur diye sordu bizlere. Sevgili arkadaşlar kilowatt saat cinsinden verdi. O zaman benim saat cinsinden bir şey bulmam lazım toplamda. Birincisi için bilgisayar için şöyle bir şey yapmam lazım. Bilgisayarın harcadığı enerji E1 olsun. P çarpı T'den gideceğiz. Gücünü 100 watt olarak vermiş. Bir ayda 30 gün var. E günde 5 saat çalıştırıyorum. O halde toplamda bir ayda arkadaşlar 30 çarpı 5'ten 150 saat çalıştırmışım. 150 çarpı 100'den de 15.000 watt saat. Şöyle yazalım watt saat diye. Bu kadarlık enerji. Ama kilowatt cinsinden sorduğu için ne yapacağım? 3 tane sıfırı sileceğim. Kilodan watt'a çeviriyorum. Ne yaptım? 15 kilowatt saat kadarlık enerjiyi bilgisayar kullanımından harcadım. Bir de ütümüz var. Ütünün gücü de ona da E2 diyelim enerjisini hesaplarken haftada ne kadarmış? Haftada bir saat. E güzel bir ayda dört hafta var. O zaman ben toplamda dört saatte ütü üç çalıştırıyorum. 2500 çarpı dörtten de ne kadar geldi? 10 de bundan geldi arkadaşlar. Tabii ki bu yine watt saat. Üç tane sıfırını sildim. Bundan da 10 kilowatt saat geldi. Toplamda ben ne kadar enerji harcadım yani? 10-15 daha 25 kilowatt saatlik enerji harcadım. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. 1 kilowatt saatinin 0.4 TL olduğu diyor. O halde doğru orantı mantığını kullanmam lazım. 1 kilowatt saati 0.4 lira ise 25 kilowatt saati ne kadar liradır? İçler dışlar çarpımı yaparsam X buradan 25 çarpı 0,4 bu da arkadaşlar 10 liralık bir fatura yansımasına sebep olacaktır. Demek ki ben bu iki elektrikli cihazı belirtilen sürelerde kullanırsam faturamda 10 liralık bir artış görürmüşüm. Haydi geçelim diğer bir soru tipine lamba parlaklığı neyle alakalıydı? lamba parlaklığı gücüyle alakalıydı. O zaman ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Güçlerini bulmam lazım. Akımları dağıtmam lazım. Akımlardan yürüyelim. Önce bir önceki dersimizi hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Paralel bağlı dirençlerde direnç yarıya iniyordu. Yani her birine R dersem ben buradan R bölü 2 gibi bir şey gelecek. Şu ikisinden. R bölü 2. Bir de burada R var. T de bunlara seri bağlanmış. O halde üst tarafta üst tarafta R artı R bölü 2 kadarlık bir direnç var ki bu da 1.5 R'ye denk geliyor. Alt tarafta ise sevgili arkadaşlar sadece bir tane Ç lambam var ve onun da direnci R. Şimdi ben akımları dağıtırken ne demiştik? Daha önceki dersimizde dirençlerle ters orantılı. Biri 1.5 bir diğeri 1. Bir. 1.5 ile 1'in ortak bir katı lazım. 3 bunların ortak katı. O halde ben şöyle diyebilirim. 3 R 2 olan koldan 3 R bölü 2 olan koldan 2 iyilik akım geçse R olan koldan arkadaşlar 3i kadarlık akım geçmesi lazım. Bakınız 3i R. sadeleşirse 3 ire. Akım dağıtmayı buldum. O zaman benim buradan artı kutuptumdan çıkarsam şuraya 3 i kadar akım göndermem lazım. Buraya ise 2 i göndermem lazım. Dikkat! İki kola ayrılıyorum. İyisi bundan, iyisi de bundan geçti. İkisi birleşip T'den geçti 2 i. Parlaklık için ne diyorduk? Güç için daha doğrusu ne diyorduk? P eşittir i kare çarpı r. Şimdi bunlar özdeş yani dirençleri aynı. O halde üzerlerinden geçen akımın büyük olduğu lamba daha parlak yanar diyoruz sevgili arkadaşlar. En büyük akım Ç'den geçti. O halde derim ki Ç'nin parlaklığı büyüktür, T'nin parlaklığı büyüktür, N'nin parlaklığı eşittir G'nin parlaklığı. Niye? Akımlar birebir akım 2, akım 3. Akım artarsa parlaklık artar. Aynı akım geçiyorsa da parlaklıklar eşittir nerede? Özdeş lambalarda. Evet arkadaşlar. Geldik başta söylediğim o sözel dediğimiz kısma. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikeler. Neden elektrik akımı tehlikeli? Bununla alakalı bir araştırma yaptım arkadaşlar. Birkaç sayfada şöyle bir bilgi gördüm. İnsan hayatı için tehlike oluşturabilecek en düşük akım değeri 30 miliampermiş yani mili demek 10 üzeri eksi 3 demek çarparsan onu 0.03 gibi bir değer çıkıyor miliampercesini ampere çevirirseniz. Yani oldukça küçük bir akım bile insan hayatını tehlikeye sokmaya yetiyor da artıyor bile. Çünkü biliyorsunuz ki iç organlarımız da aslında elektrikle çalışıyor. Böyle kaslarımızın kasılması, işte e, sinapslar, impulslar, bunlardan elektrikle haberleşme, iletişim sağlanıyor falan filan. Dolayısıyla bunun bizim vücudumuz üzerine tehlikesi oldukça büyük. Bunu önlemek için bazı çalışmalar yapılmış. Mesela e, bu parlayıcı, patlayıcı malzemelerin üretim tesislerinde filan statik elektrik topraklama levhası diye bir şey koymuşlar. götürüyor, sürtünmeyle elektriklenme de. Aman maazallah küçücük bir elektrik sıçraması bile fabrikanın patlamasına sebep olabilir. Bu yüzden işçiler gidiyor böyle bakırdan levhaya ellerini böyle basıyorlar ve statik elektrik varsa üzerlerinde bunları atıyorlar. Alabileceğimiz önlemlerin başında böyle bir şeyler geliyor. Sonrasında uyarı levhalarına dikkat etmemiz lazım. Elektrik panosunu arkadaşlar eğer biz elektrikçi değilsek kurcalamayalım. O şartellerle oynamayalım. Statik elektrik tehlikesi dikkat İşte bu fabrikalarda bunlar da konulur. Hemen yan yanıdır zaten bunlar genellikle. Başka ne gibi tedbirler alabiliriz? Prizlerin üzerine kapak kapatabiliriz. Çünkü çocuklar böyle meraklıdırlar. Giderler oraya böyle bir şeyler takmaya çalışırlar. Aman. Daha önceden bir yerde okumuştum böyle çocuk annesinden şiş alıp oraya takmış, elektrik çarpmış. Çok şükür çocuğa bir şey olmamış ama tehlikeli bir durum arkadaşlar. Daha sonra bir prize birden fazla fiş takmamalıyız. Neden? Çünkü her bir böyle paralel bağladığım priz oradan daha fazla akım çekecek. Dolayısıyla fazla akım çekildiği zaman da kablolar ısınıyor. Allah muhafaza yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Veya kablo bütünlüğü bozulmuş bir ütü görseli var. Bunu kullanabilir miyiz? Kullanırız ama işte hayatımızla oynarız yani. Hayatımızı riske atmış oluruz. Bence hiç oynamayalım arkadaşlar. Kablo bütünlüğü bozulmuş. Kablolar açıkta. Bu da bizim için tehlike. Veya yuvasından çıkmış priz. Aman hocam ne olacak? Şuradan takayım. Telefonu 2 dakika şarj edeyim. O iki dakikalık şarj süresinde başına neler gelebilir bir de onu düşün. Bir elektrikçi çağır. Tamir ettir öyle kullan. Kablosu buradan çıkma 220 volt arkadaşlar. Türkiye'de şehir elektriği 220 volt. Oldukça sıkıntılı bir durum. Üzerimizden baya bir akım geçiriyor Bir de alternatif akım zaten üy, çok fena. Geçtik Diğer konumuza bu konumuz arkadaşlar elektriğin son kısmı diyebiliriz. Mıknatıslar ve manyetik alan. Mıknatısların etkisini gösterebildiği bölge manyetik alan diyoruz. İlk olarak basit bir tanımla başlayalım. Manyetik alan diyoruz sevgili arkadaşlar ve doğada demir 3 Oksijen 4 şeklinde bulunan manyetit adı verilen bir maden. Manyetit arkadaşlar bu. Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteriyor. Ve işte ders aletleri yapım merkezi tarafından okullara gönderilen çubuk mıknatıs ve U mıknatısı şekildeki gibi görüyoruz. Kolaylık olması açısından bir standart olması açısından kırmızı olan kutup N, mavi olan kutup da S harfiyle temsil ediliyor. Bu harfler nereden geliyor? Bu harfler arkadaşlar kuzey ve güneyin İngilizce kelimelerinden geliyor. North ve South şeklinde. Pusulada da yine aynı harfler var. Kırmızı kutup N, mavi kutup S'yi gösterecek biçimde yönümüzü bulmaya yarayan bir alettir diyoruz pusulada. Peki bu mıknatıslar hakkında neleri bilmem gerekiyor hocam? Hemen bakalım neleri bilmeniz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar? Bunları bil diyor. Hemen açalım bakalım. Manyetik alanı etkileyen faktörler. Bunlar sözel olarak MEB kazanımları arasında da geçiyor dikkat. Mıknatıstan olan uzaklık demiş. Manyetik alanı etkiliyor. Hemen yazalım. Nasıl etkiliyor? Mıknatıstan olan uzaklık artarsa arkadaşlar manyetik alan B ile gösteriliyor. B'nin değeri azalır. Ters orantılıdır yani. Mıknatısların kutup şiddeti artarsa manyetik alanında şiddeti artıyor. Yani mıknatısın kutup şiddetiyle manyetik alanın doğru orantılı olduğunu söyleriz. Ve ortamın manyetik geçirgenliği. Manyetik geçirgenlik artarsa manyetik alan artıyor. Manyetik geçirgenlik azalırsa da manyetik alanın değeri azalıyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bunun içinde doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ortamın manyetik geçirgenlik katsayıları falan filan var ama bu 10. sınıf müfredatında yok. Sadece ortamın manyetik geçirgenliğinin manyetik alana etki ettiğini bilmemiz isteniyor bizden. Bir de arkadaşlar biz mıknatısları daha iyi anlayabilmek için manyetik alan çizgileri diye bir model oluşturmuşuz. Bu modeli de demir tozlarından faydalanarak yapmışız. Böyle bir cam gibi, mika gibi bir şeyin altına mıknatıs koyup üzerine demir tozu serttiğimizde şöyle bir sal alıyoruz. Salladığımızda demir tozları mıknatısın daha yoğun olarak kutuplarında daha sonra da böyle N ile S arasında şekillendiğini görüyoruz. Çubuk mıknatısta da bu tabii ki gözlenebiliyor. Peki biz bu manyetik alan çizgileri dedik. Nasıl modelleyeceğiz? Birazdan geliyoruz. Şurada bir bilgimiz vaha var. Diyor ki manyetik alan çizgileri sürekli eğrilerdir ve birbirlerini kesmezler. Buna dikkat arkadaşlar. Manyetik alan mesela şöyle bir manyetik alan çizip şöyle başka bir manyetik alan çizemem. Manyetik alan çizgileri birbirine yaklaşabilir ama birbirlerini kesemezler. Böyle bir durum gerçekleşemez. Bu durum olabilir ama manyetik alan çizgileri süreklidir ve birbirlerini kesmezlerden anlamam gereken şu aşağıdaki şekildir sevgili arkadaşlar. Şimdiki manyetik alan çizgileri nasıl çiziliyormuş mıknatıslarda bir ona bakalım bir de mıknatısı böldüğümüz zaman ne gibi durumlar ortaya çıkabilir bunlara bakalım arkadaşlar. Eğer bir mıknatısta zıt kutupları bir araya getirirsem burada N kutbundan S kutbuna doğru oklar şeklinde gösteririm manyetik alanı. Hatta böyle buradan da böyle gösterebilirim. Daha sonra işte manyetik alan kutupları şurada N'den dışarı doğru şeklinde de gösterebilirim. Bir tane de şöyle çiziverelim. Diğer taraftan da S'ye Gelecek şekilde gösteririm. Yani arkadaşlar mıknatıslar için şu ifadeyi kullanabilirim. Dış kısmından bahsediyorum. Mıknatısın dışından bahsediyorum yani. Mıknatısın dışında çizgiler N kutbundan S kutbuna doğru olacak. E sürekli demiştik. Sürekli dediğimiz için bu dışarıda. Dışarıda diyelim dışarıda. İçeride nasıl oluyor? İçeride ise S kutbundan N kutbuna doğrudur diyoruz arkadaşlar. İçeride. Mıknatısın dışında manyetik alan çizgileri N'den S'ye içinde ise S'den N'ye şeklindedir diyoruz. Aynı kutupları bir araya getirir çizersem ne olacak peki hocam? S kutbunda içeri doğru diye manyetik alan. O halde şöyle çizmem lazım arkadaşlar. Birbirlerini kesmiyorlardı. O bilginiz de vardı. Şöyle geldi. Buradan da böyle geldi. Manyetik alan çizgileri birbirini kesmeden devam etti. Şurada da şöyle dışarı doğru manyetik alan çizgilerini tabii ki yine gösterebiliriz. N kutbundan dışarı doğru. S kutbunun ise kendisine doğrudur diyoruz. Aynı şekilde N kutuplarını bir araya getirseydim de yine Şunla benzer bir durum ama bu sefer okların yönü farklı arkadaşlar. Okların yönü bu sefer içe doğru değil dışa doğru olurdu. Ay bunu çok çizdik. Şöyle bunu buna değmeyecek şekilde göstermiş olalım. Şu yanlış oldu başka bir kalemle yapalım hemen. Birbirine değmeyecekti elim kaydı. Şöyle yapayım bunu. Bunu da böyle yapayım. Birbirine değmeyecek şekilde arkadaşlar. Manyetik alan çizgilerini gösteriyoruz. S'de de yine S'nin kendisine doğru şekilde göstermem lazım. Peki hocam biz bu manyetik alan şeylerini kodladık da ne işimize yarıyor bu? Arkadaşlar eğer bir mıknatısın kutupundan çıkıp diğer mıknatısa ulaşıyorsa bu çekme kuvvetini örnektir. Çekme. Yani diyoruz ya mıknatıtsa e, zıt kutuplar birbirini çeker. Niye çeker? İşte bu manyetik alan çizgilerinden dolayı. Aynı kutuplar ise manyetik alan çizgileri birbirine değiyor mu? Değmiyor. İtme şeklinde bir kuvvet oluşur. Burada da yine aynı kutuplar var. Yine burada da arkadaşlar itme şeklinde bir kuvvet oluşur diyoruz. Yani manyetik alanla e, kuvvetleri ilişkilendirmeniz bekleniyor sizlerden. Devamında da sağ tarafımızda bir mıknatısı bölmekten bahsediyor arkadaşlar bir mıknatısı ne kadar bölerseniz bölün ne kadar parçalarsanız parçalayın her defasında bir N bir de S kutbu elde edersiniz. Manyetik olarak tek kutup yani tek başına bir N veya tek başına bir S elde etmeniz mümkün değildir. Yani ben bunu iki eşit parçaya bölersem sol tarafım N olduğu için N S sağ tarafım S olduğu için S, N şeklinde iki tane mıknatıs elde ederim. Bakın orta kısım birbirini nötrlemiş gibi düşünebilirsiniz şurası. Ama bu kutubun işaretiyle bu kutubun işareti birbirlerine aynı olacak. Yetinmedim bir daha parçaladım. En soldaki neydi? N. O zaman şurası S. Burayı nötrleyecek şekilde burası N. Burası S. Nötrleyecek biçimde N, S, S. Nötrleyecek biçimde n, s. Yani şu orta kısımlar sanki böyle birbirlerini sıfırlıyorlarmış gibi devam eder. Bakınız nihayetinde şuna ulaşıyorum. Mıknatısımın sol tarafı neydi? Sağ tarafı s idi. En son parçaladım 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 bir daha da parçalayabilirim. Yine sol tarafım n, sağ tarafım s olacak şekilde diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bu bir öğrendiğimiz manyetik alan çizgilerini bir soru üzerinde görelim. Ne demek istiyor bu manyetik alan çizgileri? Hoca ne demek istiyor bunu bir anlayalım. 3 çubuk mıknatıs eşit mesafede konulup üzerlerine demir tozları serpildiğinde demir tozlarının sıralanışı yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlik soruları böyle biraz gıcık sorularda arkadaşlar. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım. Şimdi ne biliyorum ben? Eğer bir mıknatıstan çıkıp çizgi diğerine ulaşıyorsa zıt kutuptu ve çekme şeklindeydi. O zaman şu x ile hemen yanındaki yerden başlayayım. Eğer ben x'e N kutbu dersem, bakın bunu ilk verişimi rastgele veriyorum. N dersem, diğer taraf zıt kutup olacağı için S. Bu taraf mıknatısta iki kutup olacağı için S dediğime göre N. Aynı kutuplarda böyle birbirine değmiyordu çizgiler, bakın değmemiş. N dediğime göre o zaman bu taraf N. N dediğime göre bir mıknatısta iki tane kutup olması gerektiği için S. Bakın net birbirleriyle ilişkilendiriyor, ilişkilendiriliyor. En başı unutmuşuz, burası da ne olduğuna göre S. Bir ihtimal daha var arkadaşlar. Onu da düşünmemiz lazım. İlk olarak ben x'e ne dedim? Bu sefer de s olsaydı acaba? S olsaydı manyetik alan çizgileri birinden çıkıp diğerine girmiş. O zaman bu taraf ne? Unutmadan şunu yazayım. S olduğuna göre N, N olduğuna göre de S olur. Bu tarafa geldim. Manyetik alan çizgileri birbirlerine değmemiş. Aynı kutup olmak durumunda. Burası S oldu. Burası da ne oldu. Yani X için, Y için ve Z için iki ihtimalde yazalım. X N olduğunda Y N oluyor. Z S oluyor. Ve X S olduğunda Y de S oluyor. Z de N oluyor. Şimdi bu bilgiler ışığında sorularımıza bakalım. X ve Y uçları S kutbudur. X ve Y'nin S olma ihtimali var. Ama kesinlikle dedi. N olma ihtimali de olduğu için arkadaşlar ne yaptım bunu alamadım. Çarpı attım buna. Kesin değil. Y ve Z kutupları zıt kutuplardır y YN'ken ZS, YS'yken ZN. Evet her iki ihtimalle de zıt kutuplu. O zaman bunu alırım. Üçüncüsü X kutbu Z kutbunu iter. Neydi? Aynı kutuplar birbirini itiyorlardı. X kutbu Z kut... Aa çekti. Zıt kutup. Bakın iki ihtimalle de zıt kutup. X kutbu Z kutbunu iter demiş. Yanlış oldu arkadaşlar. Çeker demesi lazımdı. Demek ki cevabımız yalnızca iki. Y ve Z zıt kutupluymuş. Bir tek o doğru. Geçtik. Bugünkü arkadaşlar son konumuz akımın manyetik etkisi. Bir bilim insanı var. Bilim insanı öğrencilerine ders anlatırken bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlık aşamasında akım taşıyan telin etrafındaki pusulanın hareket ettiğini gözlemliyor ve daha sonra bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Örsted ismi de. Onun çalışmaları neticesinde biz akım taşıyan telin etrafında manyetik alan oluştuğunu keşfetmişiz. Demiş ki üzerinden akım geçen iletken tellerin etrafında manyetik alan oluşur ve oluşan bu manyetik alan telin bulunduğu düzleme diktir diyoruz arkadaşlar. Diktir dik olmak zorundadır. İlk durumda bakınız anahtarımızın uçları açık bir akım geçirmemişiz. Akım geçirmediğimiz durumda bütün pusulaların kırmızı uçları sağ tarafı göstermiş. Yani bir yönelim yok. Ancak biz devreyi tamamlayıp üzerinden bir akım geçirdiğimiz zaman pusulanın kutupları yönelmişler böyle bir daire halini almışlar ve biz bunu arkadaşlar sağ el kuralıyla buluyoruz manyetik alanı. Nasıl buluyoruz? Şu kalemimizin ucu akım yönü olacak şekilde olursa baş parmağımızı akım yönünde koyduğumuzda diğer dört parmağımızın dolanım yönü bizim için manyetik alanın yönü oluyor. Aşağı doğru olsaydı bu sefer de tam tersi olacaktı. İşte böyle tutarsam böyle olacaktı. Böyle tutarsam bu şekilde olacaktı gibi. Baş parmağım akım yönünü gösterecek biçimde tuttuğumda diğer dört parmağımın dolanım yönü manyetik alanın yönünü veriyormuş bizlere. Aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. Bunları bil. Neyi bileyim hocam? Hemen bakalım neyi bilmem lazımmış. Oluşan manyetik alanın büyüklüğü telden olan dik uzaklıkla ters, telden geçen akımla doğru orantılıdır. Manyetik alanı etkileyen faktörlerde tel için iki tane değişkenim varmış yani. Ne diyorum? B Manyetik alanda telden olan dik uzaklıkla ters. O zaman orantılıdır derim. 1 bölü D. Bir de ne diyor? Telden geçen akımla doğru orantılı. O zaman B doğru orantılıdır. I şeklinde yazabilirim. Akımla doğru orantılı, uzaklıkla ters orantılıymış. Kazanımımız sadece bu arkadaşlar. Hemen bunu bir soru üzerinde görelim. I akımı taşıyan şekildeki iletken telin manyetik alanı içerisindeki T, N ve G noktalarındaki manyetik alanın büyüklükleri arasındaki ilişki nedir demiş. Ne demiştik? Telden olan uzaklıkla ters orantılı. En yakın olan T. O halde T'nin manyetik alanı en büyük. Sonra N'ye geliyor. Bakın biraz daha uzamış mesafe. O zaman dedim ki büyüktür. B, N dedim. Ve G için mesafe iyice artmış. Daha uzakta. Bu da o zaman B, G diye yazdım en büyük olan T çünkü T'ye en yakın, daha sonra N orta mesafede şurada. Sonra G çünkü en uzakta da o var diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik diğer kısmımıza. Yüksek gerilim hatları ve elektromıknatıs diye de iki başlığımız var. Yüksek gerilim hatları, trafolar ve yüksek gerilim hatlarından çok büyük akımlar geçtiğinden bu yapıların etrafında oldukça güçlü manyetik alanlar oluşturuyorlarmış. Niye? Ne demiştik? Manyetik alan akımla doğru orantılı. E, yüksek gerilim hattı daha büyük akım var. Dolayısıyla o etrafında oluşturduğu manyetik alanın da şiddeti oldukça büyük. Bu manyetik alan canlı sağlığında olumsuz etkiliyor arkadaşlar. İki tane de faktörü var. Manyetik alanda kalınma süresi ve manyetik alanın şiddeti. Bunun hatta lösemiye kadar zararları varmış arkadaşlar. Çeşitli araştırmalar yapılmış bu konuda. Uzun süre yüksek gerilim hatları yakınlarında yaşayanlarda lösemi sayısında artış gözlemlenmiş ve bununla alakalı bir de çalışma var. Merak edenler araştırma yapabilirler bu konuda. Cevapları da böyle yorumlara yazarsanız biz de biraz daha bilgilenmiş oluruz. Elektromıknatıslar var bir de sevgili arkadaşlar. Ha bu arada şununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. İlginç bir bilgi. Bazı yaratıklar vücutlarındaki doğal reseptörler sayesinde yerin manyetik alanını algılayabiliyorlar. Örneğin güvercinler işte kızıl gergeden kuşu denilen kuştur, göçmen kuşların bazıları yüksek gerilim hatlarının yakınlarından geçerken bunlar da yollarını şaşırıyorlarmış arkadaşlar. Yerin manyetik alanını bile böyle hani o bölgede bozduğu için sanıyorum o yaratıklarda o hayvanlarda yollarını kaybediyorlarmış. Bir de elektromıknatıs konumuz var. Manyetik alandan etkilenen maddeler üzerine sarılmış iletkenden akım geçirildiğinde bu maddeler mıknatıslık özelliği gösteriyorlar arkadaşlar. Mıknatıslık özelliği gösteriyorlar ve akım etkisiyle meydana gelen bu mıknatıslara da elektromıknatıs diyoruz. Elektro mıknatıs. Şöyle bir Demirin etrafına bir bakır tel sarıp bunun içerisinden bir pille akım verdiğimiz zaman arkadaşlar etrafında aynı bir mıknatıs gibi manyetik alan çizgileri oluştuğunu görüyoruz. İşte manyetik vinçler var. Böyle yabancı filmlerde falan görüyorum böyle işte arabaları kocaman bir vinç geliyor böyle alıyor. Akımı kestiği zaman da küt diye bırakıyor böyle aşağı düşüyor. Orada kullanılan bir elektromıknatısmış mesela. Dünyanın manyetik alanı Dünyanın manyetik alanı da arkadaşlar çekirdeğinde eriyik halde bulunan demir ve nikelin hareketi sonucunda güney kuzey doğrultusunda oluşan manyetik alandır aslında. Güney kuzey doğrultusunda bu magma tabakası var ya onun alt tarafında eriyik halde bulunuyor ve dünya çok hızlı döndüğü için bu eriyik haldeki demir ve nikel de dönüyor. Döndüğünden dolayı da arkadaşlar dünyanın etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Yani aslında biz dev bir mıknatısın üzerinde yaşıyoruz arkadaşlar. Dev bir çubuk mıknatısın üzerinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, konumuz biterken neler gördük bugün, neler görmedik ki? Hemen bakalım üreticilerin seri ve paralel bağlanmasını gördük. Ama bunu niye gördük? Daha fazla akım ihtiyacımız mı var devrede? Yoksa daha fazla çalışma süresine mi ihtiyacımız var? Bunu ortaya koyduk aslında. Daha fazla akıma ihtiyaç duyduğumuz zaman da seri bağladık. Daha fazla çalışma süresine ihtiyaç duyduğumuzda paralel bağladık. Hani bir yerde böyle 6 buldum da cevabı 3 dedim de yanlış görmüştüm. Oradaki gibi seri olan devrede fazla akım geçiyordu ama çabuk bitiyordu. Yani akımı arttırırsanız çalışma süreniz kısalır. Buna da dikkat akımla çalışma süresi nasıl orantılı? Ters orantılı. Biri artarken diğeri azalıyor. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını gördük. Evet dedik ve arkadaşlar P eşittir I çarpı V dedik. Şöyle de bir ifademiz vardı hemen yazalım. Enerji eşittir P çarpı T idi. Yani biz P'yi çekerken buradan enerjiyi zamana bölerek ifadeleri çıkartmıştık. Ve bunların arkadaşları vardı. Neydi bu arkadaşlar? İşte I kare çarpı R çarpı T. V kare bölü R çarpı T gibi ifadeleri de yine burada gördük. Ee, bunu da birleştirmeyi de siz yapın. Ya da videoyu tekrar başa alıp izleyebilirsiniz. V eşittir I çarpı R'den faydalanarak yapmıştık onu. Unutmayınız. Lazım olabilir sorularda. Sonra lamba parlaklıklarından bahsettik ki bunun da güçle alakası olduğunu söylemiştik. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelerden bahsettik ve tabii ki alınması gereken önlemlerden de bahsettik. En son konu olarak da manyetik alanı gördük. Mıknatısların etrafındaki manyetik alan, akım taşıyan telin etrafındaki manyetik alan, bir de arkadaşlar üzerinde yaşadığımız gezegen boyutlarındaki manyetik alandan bahsettik ve elektrik ünitesini bitirdik. Aman diyeyim arkadaşlar, bitti diye böyle sevinmeyin. Önce bir tekrar edin. Bir bakın oturmuş mu? Hemen soru bankasını açıyorum. Ne yapmam lazım? Elektrik devreleri yok bunları yapmıştık akım manyetik alandan önce. Enerji. Nerede enerji? Seri paralel bağlamalar. Ha buldum. Önce pilleri bağlamıştık. 28. sayfadan mı? 29. sayfadan başlıyormuş arkadaşlar. Hemen bir görelim orada neler var. Pillerin seri ve paralel bağlanmaları ile alakalı sorularımız var. Devam ediyoruz. İşte kurbağa deneyi. Meşhur kurbağa deneyi. Ve elektriksel enerjisi, enerjinin dönüşümleri, güç, akımın oluşturabileceği tehlikeler... E, lamba parlaklıkları, mıknatısların manyetik alanları, akım taşıyan telin manyetik alanı elektromıknatıs. Bayağı bir uzun. Üniteniz bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çözmeye devam ediyorsunuz. Yapamadığınız sorular olduğu zaman ne yapıyorsun buradan? Hemen kare kodu okutuyorsun ve video çözümlere ulaşıyorsun. Aman diyeyim arkadaşlar bu konuya iyi çalışın. Bakın sınavlarınıza az kaldı. Çok fazla soru sorulmasının sevildiği bir yerdir. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Ödüllü soru ekranlarınızda ödevlerinizi yapmayı, sınavlarınızda çalışmayı aman ihmal etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.